Herkese merhabalar. YouTube'un fırını, sanal fırını hoş geldiniz. Yeni yılın herkese huzur, mutluluk ve sağlık getirmesi dileğiyle herkesin yeni yılını kutluyorum. Bu videomda fındıklı soğuk baklava nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, fındıklı soğuk baklavamın yapımında kullanacak olduğum tepsimin boyutu 36 santim. Genişliğinde bir tepsi. Altını yağladım. Sade yağla yağladım. Alt tabanı için 300 gram hamur kullanacağım. Tartara kullanıyoruz. Üst tabanı için de üstü için de 200 gram. 8 adet de yüzlük var. Daha sonra da çekeceğiz. Şimdi başlayalım. Bismillah. Her tarafını eşit bir şekilde tepsimizi çevire çevire gezeceğiz. Birkaç sıra dizdikten sonra şöyle ortaya da bir tane atıyoruz. Gördüğünüz gibi yufkalarımızı bu şekilde tepsimize döşüyoruz. Evet, şimdi 300 gramı tepsinin altına döşelim. Şöyle. Tereyağını, eritilmiş tereyağını. Evet, içerisinde kullanacak olduğum malzemem bu. Toz fındık ve Hindistan cevizini karıştırdım. Ben bunu kullanacağım. Şöyle değişik güzel bir soğuk baklava yapalım dedik. Fırçadan ot düşmüş. Şöyle tepsimin her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Şöyle bir yüzüyorum. Tamamdır. Fırçamı tekrar ısladım. Tekrar yağ hissediyorum. Evet, şimdi kalan 200 gram hamuru döşeyeceğim. Ardından da üstüne yüzlük ayırmış olduğum hamurları yüzlük çekeceğim. Evet, kalan 200 gram hamuru da döşedim. Şimdi tekrar süpürge ile yağ veriyorum. Şimdi yüzlükleri çekiyorum. Bunların arasına da yağ veriyorum. Evet, şimdi elimizle şöyle basmıyoruz, sadece içindeki havayı alıyoruz. Fazlasını kesiyoruz. Şimdi kenarlarını dönüyorum. Şimdi tatlımı diliyorum.
Evet, tatlımın dilimlemesinin bir tarafını yaptıktan sonra süpürgeyle tatlıma yağ veriyorum. Evet, kalan yağı da döküyorum. Bu tatlıya yaklaşık 300-350 gram civarı bir yağ kullanıyorum. Yağımın ölçüsü bu. Şöyle göstereyim, tereyağının dibinde ayranı sıkıyor, onu bir şekilde süzmeniz veya kabın dibinde bırakmanız gerekiyor ki tatlının üstünde siyah siyah noktalar oluşturmasın. Gördüğünüz gibi şuraya düşmüş, onu alıyorum. Evet, bıçağım körelmişti, tatlıyı çektiği için bıçağı değiştirdim. Çünkü uzun zamandır aynı bıçağı kullanıyorum ve her işte kullandığım için körelmiş. Evet, tatlımı dilimledikten sonra önceden ısınmış 150 derece fanlı fonksiyonda fırında pişirmeye götürüyorum. Tatlımı 150 derecede 40 dakika pişirdim. Tamamen soğuttu. Şimdi şerbetini uygulayacağım. Şerbetinin ölçüleri 750 ml süt, 750 ml şekerli sıvı şanti, yani krem şanti, 500 gram toz şeker. Tatlım şerbetini çekti, soğudu. Şimdi üstüne fındık unu eriyorum. Sunumunu bu şekilde yapmaya karar verdim ben. Siz de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tatlım dolapta soğuduktan sonra yarısını ikram ettim. Birkaç dilim de kendim yedim. Şimdi sizler de görebilirsiniz diye size şöyle buradan iki dilim çıkartacağım. Sizce tatlımın kıvamını görün diye. Şöyle tatlım gördüğünüz gibi gayet güzel bir tatlı. Tadı da gayet güzel, kıvamı da güzel. Bence fındık çok güzel yakıştı. Bunu bademle de yapabilirsiniz. Güzel bir soğuk baklava çıkarttık. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal fırında kalın. Hoşça kalın.